George. Bu anne domuz ve bu da baba domuz. Domuz Peppa. Pijama partisi. Gece oldu. Ve Peppa bu gece Zebra Zoe'nin evinde pijama partisine katılacak. Merhaba Zoe. Merhaba Peppa. Pijama partime hoş geldin. Seni sabah alırım. Hoşça kal Peppa. Güle güle. Rebecca, Suzy ve Emily de gelmiş. Herkese merhaba. Merhaba, merhaba Peppa. Teddy'yi getirdim. Herkese merhaba. Zoe'nin oyuncak maymunu. Emily'nin kurbağası. Suzy'nin baykuşu. Ve Rebecca'nın da havucu var. Havuç, havuç. Bay Zebra televizyon seyrediyor. Bu daha iyi işte. Onu izliyordum. Ama baba biraz sıkıcıydı. Baba Zebra yatıyordu zaten. Postaları dağıtmak için erken kalkması gerek. Doğru söylüyorsun anne Zebra. Çok geç yatmayın. İyi geceler anne. Peppa ve arkadaşları uyku tulumlarına giriyor. Zoe'nin küçük ikiz kardeşleri Zuzu ve Zaza da pijama partisine katılmak istiyor. Pijama partisi büyük kızlar içindir. Çok küçük ve çok tatlılar. Kalabilirler mi? Peki. Ama uyumayacağınıza söz vermeniz lazım. Söz veriyoruz. Vay canına. Bu bir piyano. Ders alıyorum. Dinleyin hadi. Parla parla küçük yıldız. Ben de çalabilir miyim? Ben de. Parla parla küçük yıldız. Sessiz olun ki baba Zebra uyuyabilsin çocuklar. Şimdi hepiniz uyku tulumlarınıza lütfen. Şimdi ne yapacağız? Pijama partilerinde her zaman gece yarısı ziyafeti çekilir. Gece yarısı ziyafeti nedir? Gizli gizli gidip bir şeyler yenir. Nerede yemek olduğunu biliyorum. Ama çok sessiz olmalıyız, tamam mı? Suzy. Peppa. Sessiz. Anne Zebra uyandı. En güzel gece yarısı ziyafetini çekeceğiz bence. Ne oluyor? Baba Zebra'yı uyandıracaksınız. Hanginiz güzel bir masal biliyor bakalım? Söyleyin hadi. Ben de. Ben başlayayım. Bir varmış, bir yokmuş. Küçük bir peri varmış. Şimdi sıra sende Peppa. Ne? Ormanda yaşarmış. Çok güzelmiş. Ve bir sihirli değneği varmış. Çok güzel. Sıra sende Emily. Sonra ne olduğunu anlat. Ben emin değilim. Herhangi bir şey söyle Emily. Ama sıkıcı olmasın, tamam mı? Tamam. Küçük peri böyle ses çıkaran bir canavarla karşılaşmış. Çok korkunç. Bu gürültü de ne böyle? Olamaz. Gürültü Bay Zebra'yı uyandırdı. Affedersin baba. Bir perinin masalını anlatıyordu. Bir de korkunç canavarın. Sonra ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Pekala. Canavar böyle kıllı büyük pençelerini kaldırmış. Ve kıllı büyük ayaklarıyla yürümüş. Ve demiş ki, parla parla küçük yıldız, ne olduğunu çok merak ediyorum. Bay Zebra'nın şarkısıyla herkes uyudu. Resim yapmak. Peppa ve George bugün resim yapıyorlar. Masaya serecek eski gazete lazım. Evet. Baba domuz gazete okuyor. Okumayı bitirince gazetemi alabilirsiniz.
Tamam, hadi alın. Artık resim yapmaya başlayabiliriz. Şapşal George. Büyük çocuklar ellerini boyaya batırmazlar. George elleriyle resim yapmayı seviyor. Peppa da elleriyle resim yapmayı seviyor. Çok güzel. Bir patates alabilir miyim anne domuz? Daha pişmediler baba domuz. Acıktın mı baba? Patatesi yemeyeceğim. Şimdi seyredin. Baba domuz ne yapıyor? Bunun ne olduğunu kim söyleyebilir? Bir çiçek. Akıllı baba. Küçükken resim yapmayı çok severdim. Eski resim malzemelerim nerede benim? Baba, neden o komik şapkayı taktın ki? İşte bu benim berem. Bu bere beni resim yapma moduna sokuyor. Acaba ne çizsem? İyi seçim George. Yaşlı kiraz ağacını çizeceğim. O ne baba? Bu bir şövalye Peppa. Tuvalimi tutuyor. Tuval nedir? Biraz kağıda benzeyen özel bir resim malzemesi. Onlar diş macunu mu baba? Hayır Peppa. Bunlar yetişkin ressamlar için özel boyalar. İşte, hangi renkle başlasam? Kırmızı lütfen. Neden kırmızı Peppa? En sevdiğim renk kırmızıdır. Ama önce gökyüzünü boyamamız gerek. Bak, ne renk o? Tabii ki mavi. Çok güzel. Hadi o zaman maviyle başlayalım. Şimdi de kiraz ağacına geçelim. Yaprakları için yeşil. Ama hiç yeşil yok ki. Olsun. Mavi boyayla sarıyı karıştırırsak yeşil olur. Mavi ve sarıyı karıştırınca yeşil olur. Ne kadar güzel yeşil yapraklar. Biraz da çimen yapalım. Peki ya dallar? Kahverengi boyamız da yok bizim. Kahverengi de yapabiliriz. Yeşil ve kırmızıyı karıştıralım. Yeşil ve kırmızı karışınca kahverengi olur. Baba domuz dalları ve gövdeyi boyuyor. Vay canına. Kirazları yapabilir miyim baba? Evet Peppa. Parmağını boyaya batır ve ağacın üstüne bastır. 1, 2, 3. Çok güzel. Şimdi de sen George. Ne harika bir ressamsın sen George. Evet, işte tablomuz bitti. Yaşasın. Aa, ördekler geldi. Merhaba bayan ördek. Biz resim yapıyoruz. Ördekler baba domuzun boyasının üstünden geçiyor. Kışt, kışt. Yaramaz ördekler. Kışt ördekler, kışt. Tablomuzdan uzak durun. Olamaz. Ördekler tablonun üzerinde boyalı ayak izi yaptılar. Hay aksi. Bu gürültü de nedir? Anne, ördekler tablomuzu bozdu. Durun bakayım. Ördekler bahçede tıpkı tablodaki gibi boyalı ayak izleri bırakıyor. Babanın tablosu bozulmamış Peppa. Harika olmuş. Yaşasın! Oo evet. Ben resim konusunda uzmanım. Ördekler de öyle. Guguklu saat. Sabah çok erken saatler. Anne ve baba domuz uyuyor. Anne ve baba uyanın hadi. Ne oldu? Kalkma vakti. Daha çok erken. Saat kaç biliyor musun Peppa? Hayır baba. Bizim saatimiz bozuk. Hay aksi. Bakalım tamir edebilecek miyiz? Eski guguklu saat. Neden guguklu saat deniyor? İçindeki küçük ahşap kuşa guguk deniyor. Ben guguğu hiç görmedim. Çünkü onu uzun süre önce kapatmıştık. Bir süre sonra guguk sinir bozuyor. Tekrar kurabilir miyiz lütfen?
Pekala. Baba domuz guguklu saati kuruyor. İşte. Baba domuz saati ayarlıyor. Saat neredeyse 9. Baba, artık guguğu görebilir miyiz? Guguğu birazdan göreceksiniz. Guguk neye benziyor baba? Bir düşüneyim bakayım. Başını böyle oynatıyor işte. Kanatlarını da böyle çırpıyor işte. Ve... Guguk! Guguk! Sen ne gürültücü küçük bir kuşsun George. Bakın, bir şey yapıyor. Vay canına. Şapşal George, Guguk'u kaçırdın. Guguk gerçekten harikaydı. Çıkıp Guguk dedi ama sen kaçırdın. Üzülme George, Guguk'u gelecek sefere görürsün. Evet ama beklemen gerek. Guguk sadece saat başı çıkar. Beklemek sıkıcı. Hadi George, dışarıda oynayalım. George dışarıda oynamak istemiyor. Guguk'u görmeyi bekliyor. Saat neredeyse 10 oldu. George yaklaşık bir saattir Guguk'u bekliyor. Hadi gel, oynayalım George. Bay Dinozor da oynamak istiyor, bak. Dinozor. George Guguk'u yine kaçırdı. Üzülme George. Sen git bahçede oyna. Ben Guguk'u göreceğin zaman seni çağıracağım. Yakala George. Saat neredeyse 11. Peppa, George. Guguk'u görme vakti. Hadi George. Guguk'u yine kaçırma. George her zamankinden hızlı koşuyor. George, Guguk'u gördün mü? Peppa ve George gugukçuluk oynamayı çok sevdi. Gece oldu. Peppa ve George'un çok uykusu geldi. Peppa ve George uyuyor. Yine sabah mı oldu? Hayır, uyku vakti. Guguk iyi değil. Sadece uyuması gerek. George ve senin gibi. İyi geceler. İyi geceler küçük domuzcuklarım. George, Guguk'u nasıl iyileştireceğimizi biliyorum. Babam gibi onu kuracağız. Anne ve baba hemen uykuya daldılar. Anne, baba. Size bir şey göstereceğiz. Biz Guguk'u iyileştirdik. Patika. Bugün Peppa ve ailesi kırsal bölgeye gidiyor. Baba, kırsal bölgede ne göreceğiz? Kuşlar, ağaçlar, çiçekler ve arılar göreceğiz. Dinozor. Hayır George, dinozor göreceğimizi hiç sanmıyorum. Patika buradan başlıyor. İşte geldi. Yaşasın. Baba domuz, piknik sepetini unutma. Hiç unutur muyum? Baba, ne yöne gideceğimizi nereden biliyorsun? Çok kolay. Harita buralarda patikanın başlangıç işareti olmalı diyor. Çok iyi baba domuz. Olamaz. Baba domuz piknik sepetini unuttu. Peppa, söyle bakalım ilginç neler görüyorsun? Sadece ağaçlar, ağaçlar ve yine sıkıcı ağaçlar. Peppa, iyi bakmıyorsun. Tamam, iyi bakıyorum ama hala hiçbir şey göremiyorum. O nedir? Peppa ayak izleri buldu. Bunlar kimin ayak izleri? Dinozor!
George, bunlar dinozor ayak izi değil. Hadi ayak izlerini takip edip kiminmiş görelim. Evet. Şşt, sessiz olun ki onu korkutup kaçırmayalım çocuklar. Peki anne. George. Şşt. Peppa ve George ayak izlerini takip ediyorlar. Bakın. Ayak izlerini küçük bir kuş yapmış. Ağaca uçtu. Nerede? Al Peppa, dürbünle bak bakalım. Dürbün her şeyi yakınlaştırıyor. Bir, iki, üç yavru kuş görüyorum. Acaba ne yiyorlar? Kurt yiyorlar. Bu iğrenç. George başka ayak izleri buldu. Oo, ne küçük ayak izleri bunlar. O ayak izlerini karıncalar yapmış. Yemek için yaprak topluyorlar. Öğle yemeğinde salata mı yiyecekler? Evet. Yemek demişken hadi piknik yapalım. Oo, piknik. Baba domuz, piknik sepetini arabada unuttun değil mi? Evet ama sorun değil. Biz de arabaya gidip yeriz. Peki araba nerede baba domuz? Haritam gösterir. Bu taraf. Bu ağacı kim koymuş buraya? Haritada yok bu. Ah baba domuz, kaybolduk değil mi? Evet. Aa, küçük arabamızı nasıl bulacağız? George ayak izleri buldu. Oo, ne büyük ayak izleri. Dinozor. Çok ilginç. Ne? George gerçekten dinozor ayak izleri mi buldu yoksa? Hayır. Bunlar bizim ayak izlerimiz. Eğer ayak izlerimizi takip edersek arabaya dönebiliriz. Ve piknik sepetimize. Yaşasın! Artık hiçbir şey arabamızı bulmaya engel olamaz. Az sonra oradayız. Oo, bunu beklemiyordum doğrusu. Neyse ki ben şemsiyeyi unutmadım. Yağmur ayak izlerini siliyor. Şimdi arabayı nasıl bulacağız? Ve piknik sepetimizi. Ördekler. Onlar hep piknik vakti geliyorlar. Üzgünüm bayan ördek. Bu sefer piknik sepetimiz yok. Onu bulamıyoruz. Buldum. Bayan ördek, piknik sepetimizi bulmamıza yardım eder misin lütfen? İşte geldik. Yaşasın. Teşekkür ederim bayan ördek. Patikayı çok sevdim. Evet, ben de piknik yapmayı seviyorum. Ördekler de pikniği çok seviyor. Küçük kuşlar da pikniği çok seviyor. Karıncalar da pikniği seviyor. Herkes pikniği seviyor. Polly'nin tatili. Büyük anne ve büyük baba domuz tatile çıkıyor. Papağan Polly'yi Peppa ve George'un bakması için Peppa'lara getirdiler. Hepinize merhaba. Merhaba büyük baba domuz. Merhaba büyük anne domuz. Polly, Peppa ve George'la tatil için çok heyecanlı. Merhaba Polly. Merhaba Polly. Papağan Polly söylenen her şeyi tekrarlıyor. Polly'nin çantasında ne var büyük anne? Bu Polly'nin yemi. George, Polly en çok ne yemeği seviyor söyler misin? Çikolatalı pasta. Hayır, çikolatalı pasta değil. Polly kuş yemini sever. Kuş yemi. Onu besleyebilir miyim büyük anne domuz? Besleyebilir miyim? Evet. Polly'ye fazla yem vermemen çok önemli. Peki büyük baba domuz. Büyük baba, Polly'yi kafesinden çıkaralım mı? Evet. Ama tüm kapağı ve pencereleri kapatın ki Polly'nin kaçmasını engelleyelim. Peki büyük baba domuz. Hoşça kal Peppa, hoşça kal George. Güle güle büyük anne domuz, güle güle büyük baba domuz. Güle güle büyük anne domuz, güle güle büyük baba domuz. Bir fincan çay ister misin? Bir fincan çay ister misin? George, Polly'ye kuş yemi veriyor. George, o kadar kuş yemi çok. Polly şişmanlayıp balon gibi patlar yoksa. Pop! Balon gibi patlar.
Pap! O ses de nedir? Dondurma! Dondurma yaşasın! Olamaz. George kapıyı açık unuttu. Dondurma, dondurma. Bu dondurma satıcısı Bayan Tavşan. Merhaba anne domuz. Merhaba Bayan Tavşan. 4 dondurma lütfen. Teşekkür ederim Bayan Tavşan. George, kapıyı kapatmayı unutmuşsun. Polly uçup kaçacak. Merak etme Peppa. Eminim Polly hala evdedir. Polly burada yok. Oo. Polly'yi kaybettik. Büyük baba ve büyük annem çok üzülecek. Bahçeye bir baksak çok iyi olacak. Bakın o nedir? Anne domuz bahçede ne gördü? Bu Polly. Yaşasın. Ama baba, Polly'yi ağaçtan aşağı nasıl indireceğiz biz? Merak etme Peppa. Ben Polly'yi kurtarırım. Gel bakalım Polly. Bir fincan çay ister misin? Olamaz. Polly ağaçta daha yükseğe kondu. Hay aksi. Dikkat et baba. Her zamanki gibi ağaçtan düşme sakın. Merak etme Peppa. Çok dikkatli olurum. Hadi Polly. Kuş yemi. George nereye gidiyor acaba? George Polly'nin kuş yemini getirdi. Polly kuş yemi yemeyi seviyor. George Polly'yi ağaçtan indirdi. Yaşasın. O ses nedir? Baba domuzun cep telefonu çalıyor. Ne? Alo. Oo, büyük anne domuz. Merhaba baba domuz. Polly ile konuşabilir miyim lütfen? Evet, tabii. Merhaba Polly. Tatilin güzel geçiyor mu? Merhaba Polly. Tatilin güzel geçiyor mu? Geri dönüşüm. Çöpçü Bay Boğa çöpleri topluyor. Henüz sabah erken. Bu yüzden Bay Boğa olabildiğince sessiz olmaya çalışıyor. Ama Bay Boğa pek de sessiz olamıyor. Peppa ve George kahvaltılarını bitiriyorlar. Bu ses nedir baba? Bu çöpçü Bay Boğa. Merhaba, Bay Boğa. Herkese merhaba. Gitmem gerek. Toplayacak bir sürü çöp var. Güle güle. Hoşça kalın. Ne güzel, Bay Boğa çöp kutumuzu boşaltmış. Güzel. Hadi kahvaltıyı toplayalım. Yardım edebilir miyiz anne? Evet, edebilirsiniz. Şu boş şişeyi çöpe atalım. Peppa, dur. Ne oldu? Şişeleri çöpe atmıyoruz. Onlar geri dönüştürülecek. O ne demek anne? Tekrar kullanmayacağımız her şeyi Bay Boğa alsın diye çöpe atarız. Ama tekrar kullanılabilecek şeyleri geri dönüşüm kutusuna atarız. Kırmızı olan gazeteler, mavi teneke kutular, yeşil de şişeler için. Peppa, sende şişe var. Hangi renge atılacak söyle. Yeşil olana. Evet. Bu eğlenceliymiş. Şimdi sıra George'da. Gazeteler için kırmızı kutuyu bulabilir misin? George, baba domuzun gazetesini geri dönüşüme atmak istiyor. Gazetemi okumayı daha bitirmedim George. Birazdan atabilirsin. Ah, tamam. Al bakalım George. Gazeteler kırmızı kutuya George. Artık yeterince şey biriktiğine göre geri dönüşüm merkezine gidebiliriz. Yaşasın! Hadi gidelim. Anne domuz da şişeler,
Peppa'da teneke kutular ve George'da da gazeteler var. Herkes hazır mı? Evet baba domuz. O zaman gidelim. Geri dönüşüme gidiyoruz. Teneke kutular, şişeler, gazeteler. Geri dönüşüme gidiyoruz. Burası Bayan Tavşan'ın geri dönüşüm merkezi. İşte geldi. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba Bayan Tavşan. Geri dönüşüm için mi geldiniz? Evet, öyle. Çok güzel. Devam edin. Bayan Tavşan ne yapıyor? Eski paslı arabaları dönüştürüyor. Vay canına. Şişeler hangi kutuya gidecek? Kim söyleyebilir? Tabii ki yeşil olana. Doğru. Tenekeler de mavi olana. Aferin sana Peppa. George gazeteleri geri dönüştürmek istiyor. Tamam George. Sen de gazeteleri yapabilirsin. İşte. Bugünlük bu kadar geri dönüşüm yeter. Evet. Hadi eve gidelim. Arabamız nereye gitti? Peppa'ların arabası yok olmuş. Geri çekilin. Bayan Tavşan Peppa'ların arabasını geri dönüştürüyor. Durun. O bizim arabamız. Ne? Gerçekten mi? Evet. Arabamız eski ve paslı değil. Ne şapşalım. Geri dönüşüme bayılıyorum. Evet. Biz de öyle. Ama küçük arabamızı da seviyoruz. Evet. Küçük arabamız da bizi seviyor. Öyle değil mi? Büyük Baba Köpeğin garajı. Burası Büyük Baba Köpeğin garajı. İşte Peppa ve ailesi arabalarındalar. Merhaba Deni. Merhaba Peppa. Size nasıl yardımcı olabilirim? Benzinimiz, lastikler için havamız ve yeni otomatik araba yıkamamız var. İki çubuk dondurma lütfen. Oo, tabii ki. Büyük Baba Köpeğin garajında çok şey satılıyor. Çubuk dondurma bile. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Güle güle. Arabamızı da çok seviyorum. Arabamız da bizi seviyor. Öyle değil mi? Olamaz. Araba durdu. Çok kötü. Çalışmıyor. Buldum. Büyük Baba Köpeği arayayım. Ben Büyük Baba Köpek. Yardım edin. Arabamız birdenbire bozuldu. Deni, kurtarma görevi çıktı. Yaşasın. Kurtarmaya! Kurtarmaya! Bakın, Deni ve Büyük Baba Köpek geldi. Yaşasın! Büyük Baba Köpek arabalar hakkında her şeyi biliyor. Durum ciddi mi? Hayır, sadece benzin bitmiş. Ne yapabiliriz? Benim garajımda bir sürü benzin var. Sizi oraya çekebilirim. Büyük Baba Köpek, Peppa'ların arabasını garajına çekiyor. Büyük Baba Köpek, Peppa'ların arabasına yakıt dolduruyor. Teşekkür ederim Büyük Baba Köpek. Koyun Suzi ve annesi arabayla geldi. Merhaba Peppa. Merhaba Suzi. Benzinimiz bitti. Ve Büyük Baba Köpek bizi kurtardı. Vay canına, çok heyecanlı. Görüşürüz. Görüşürüz. Olamaz. Lastiğimizin bütün havası söndü. Büyük Baba Köpeğin bizi kurtarması mı gerekiyor? Sanırım öyle. Ben Büyük Baba Köpek. Anladım. Panik yapmayın anne koyun, hemen geliyorum. Kurtarmaya! Ben de gelebilir miyim? Atla bakalım Peppa. Kurtarmaya! Kurtarmaya!
yaşasın. Büyük baba köpek lastiği şişiriyor. Teşekkür ederim büyük baba köpek. İşte büyük anne domuz ve büyük baba domuz arabalarında. Herkese merhaba. Merhaba büyük baba domuz. Benzin mi istersin, lastikleri hava mı? Hayır, teşekkür ederim. Yeni araba yıkamanızı denemek istiyorum. Tabii ki. Bilgisayarla çalışıyor. Merhaba, ben geleceğin araba yıkamasıyım. Önce sabunlu su. Sonra durulama. Ve son olarak cilalama. Vay canına. Üzgünüz, bir arıza oldu. Olamaz. Bilgisayar bozuldu ve büyük baba domuzun arabası sıkıştı. Aa, bir şeyler yap büyük baba köpek. Ah, bilgisayar tamir etmeyi bilmiyorum ki. Babam evdeki bilgisayarımızı tamir etmişti. Şey, ben bilgisayarı tamir etmedim sadece. Güzel. O zaman bu iş baba domuzun. Belki şunu kapatırsam ve sonra yine açarsam... Baba domuz araba yıkamayı tamir etti. Yaşasın! Büyük baba köpek araba tamirinde bir numara. Ama araba yıkamayı benim babam tamir etti. Korsan Adası. Büyük baba domuz bugün Peppa ve arkadaşlarını teknesiyle dolaştırıyor. Herkes tekneye bindi mi? Evet, kaptan büyük baba. Tam yol ileri. Görüşürüz. Görüşürüz. Peppa ve bütün arkadaşları can yeleklerini giyiyorlar. George, sen benim korsan şapkamı takabilirsin. Bugün biz Korsan Adası'na gidiyoruz. Şansımız yaver giderse gömülü bir hazine buluruz. Korsan Adası harika bir yere benziyor. Kara gözüktü. İşte geldik. Korsan Adası. Yaşasın. O nedir? Bu metal bir dedektör çocuklar. Hazineyi bulmamızda kolaylık sağlar. Büyük baba domuz metal dedektörüyle gömülü hazine arıyor. Aha! Metal dedektörü bir şey buldu. Hadi kazalım çocuklar. Bir paraya benziyor. Hazine! Yaşasın! Hadi biraz daha bulalım. Aha! Bir şey daha bulduk. Büyük bir şeye benziyor. Aman tanrım, bu hazine parçası çok ağırmış. Hay aksi, bu gömülü hazine değil, paslı eski bir alışveriş arabası. Bu kadar hazine avı yeter. Kim büyük bir kumdan kale yapmak ister? Ne harika bir fikir büyük anne domuz. Ben tekneyi bir kontrol edeyim. Büyük anne domuz çocukların büyük bir kumdan kale yapmasına yardım edecek. Büyük baba domuz da önemli tekne işleri yapıyor. Aa, bu çok güzel. Belki gözlerimi birazcık kaparım. Hiç de fena olmaz. Büyük anne domuz ve çocuklar büyük bir kumdan kale yapıyorlar. Çok fazla kuma ihtiyaçları var. Kalenin burçlarını kovalarla yapıyorlar. Ne harika bir kale. Yaşasın. Eve gitme vakti. Ah, tekne nereye gitti? Bak büyük anne. Olamaz. Büyük baba domuz uyuyakalmış ve tekne sürükleniyor. Büyük babayı uyandırmamız gerek. Olabildiğince yüksek sesle bağırın. Büyük baba domuz uyan. Uyan. Olamaz. Büyük baba domuz hala uyuyor. Büyük baba bizi duyamayacak kadar uzakta. Korsan Adası'nda mahsur kaldı. Kazazede olduk. Ne yazık ki 100 yıl burada kalacağız. Yabani meyve ve böğürtlen yemek zorunda kalacağız.
ve böceklerle salyangozları yemek zorunda kalacağız. Aileler çocuklarını karşılamaya geldi. Neredeyim ben? Merhaba. Herkese merhaba. İyi vakit geçirdiniz mi? Evet. Aslında geride bir şey unuttum ben. Hemen dönerim. Bakın. İşte büyük babam. Kurtulduk. Yaşasın. Tekneme hoş geldiniz canlarım. Yaramaz büyük baba domuz. Bizi bırakıp gittin sandık. Affedersin büyük anne domuz. Gelecek sefer uyuyakalmayacağıma söz veriyorum. Hoşça kal Korsan Adası. Yakında görüşürüz. Korsan Adası'nı çok sevdim. Tekrar gelebilir miyiz? Oho, tabii ki geliriz Peppa. Yaşasın. Rüzgarlı sonbahar günü. Bugün Peppa parka gidecek. Çok soğukmuş. Çok soğukmuş. Çabuk, kalın kıyafetlerinizi giyin. Soğuk günlerde Peppa ve ailesi şapka ve kaşkollarını takıp mont giyiyor. Ben üstü kapatayım. Aha, ben de klimayı açayım. Herkes güzelce ısındı mı? Evet baba domuz. O zaman gidelim. Burası park. İşte geldik. Yaşasın. Anne, neden bütün yapraklar kırmızı ve sarı? Sonbahar geldi Peppa. Sonbaharda hava soğudukça yapraklar renk değiştirir. Çok rüzgar var. Sıcak tutacak bir oyun oynayalım. Sıra bende. O tarafa gitmesi gerekmiyordu ama. Rüzgar topu uzağa savuruyor. Top gölete düştü. Sopayla yakalamaya çalışayım. Biraz daha ileride babacığım. Dikkat et baba domuz. Merak etme. Neredeyse aldım. Baba, su soğuk mu? Birazcık. Rüzgar topu göletten çıkardı. Ne şanslı ama. Evet, ne kadar şanslıyız. Daha da rüzgar çıkıyor. Şapkalarınızı tutun. Olamaz. Rüzgar George'un şapkasını uçurdu. Üzülme George. Baba domuz şapkanı yakalar. Çabuk baba. Bak, küçük ağacın dalında. Tırmanıp indireyim. Ama baba domuz ağaç seni tartmayacak kadar ince. Peki, George'un şapkasını nasıl alacağız? Çok basit. Ağacı biraz sallayacağım. Belki daha sert sallamak lazımdır. Böyle şeyler sadece bana olur sanıyordum. Hiç komik değil. Biraz komikti ama anne. Biraz komikti sanırım. George'un şapkası nerede? Senin başında işte. İşte şapkan George. Bu sefer sıkı tut. Rüzgar ağaçlardaki yaprakları savuruyor. Bana bakın. Rüzgara yaslanıyorum. Rüzgar Peppa'yı dik tutacak kadar güçlü. Rüzgar George'u dik tutacak kadar güçlü. Baba, sen de bir dene. Ben biraz ağırım. Hadi baba. Çok eğlenceli. Pekala. Rüzgar baba domuzu dik tutacak kadar güçlü. Bence de bu çok eğlenceli. Hadi anne domuz, sen de bir dene. Ama rüzgar durursa düşerim. Rüzgar durmaz ki. Rüzgar durdu. Hiç komik değil. Ama birazcık komik. Rüzgar durduğuna göre
Şimdi ne yapalım? En sevdiğiniz oyun nedir? En sevdiğim oyun çamur birikintilerinde zıplamak. Ama hiç birikinti yok ki. Bir sürü sıkıcı kuru yaprak var. Peki kuru yapraklarla ne yapılır? Bilmiyorum. Üstünde zıplanır. Baba domuz yapraklarda zıplamaya bayılıyor. Papa yapraklarda zıplamaya bayılıyor. Herkes yapraklarda zıplamaya bayılıyor. Bence bu en güzel sonbahar günü. Fil Emily. Peppa ve arkadaşları bugün oyun grubuna gidiyor. Bütün çocukların montlarını asmaları için kendi askıları var. Bugün yeni bir öğrencimiz var. Fil Emily. Merhaba Emily. Merhaba. Emily biraz utangaç. Emily'ye montlarımızı nereye astığımızı kim göstermek ister? Ben. Oho, sadece bir kişi lazım. Peppa, Emily'ye montunu nereye asacağını gösterir misin? Tabii Madam Gazel. Hepimizin kendi askısı var. Bu da senin için Emily. Emily montunu kendi askısına asıyor. Evet Emily. Bugün ne yapmak istersin? Resim mi, çamur mu yoksa küpler mi? Bilmiyorum. Belki küpler olabilir. Ya diğerleri? Resim mi, çamur mu, küpler mi? Küpler! Pardon. Küpler bugün çok popülermiş. Herkes Fil Emily'nin yanına oturmak istiyor. Emily, bir parçayı diğerinin üstüne koyuyorsun. İşte böyle. Yan yana yaparsan daha da iyi olur. Hayır, böyle yap Emily. Doğrusu böyle yapmak Emily. Hayır Emily, bak böyle işte. Hepiniz çok yardımcı oluyorsunuz. Peki Emily, sen küplerle ne yapmak istiyorsun? Emin değilim. Böyle yapsam olabilir. Vay canına. Fil Emily küpler de çok iyi. Oyun zamanı geldi. Emily, dışarıda diğerleriyle oynamak ister misin? Evet, lütfen. Biriniz Emily'ye nerede oynayacağınızı gösterir mi? Peki, Madam Gazel. Oyun zamanında Peppa ve arkadaşları okul bahçesinde oynuyor. Ama yakalayamazsın beni. Ne kadar gürültü çıkıyor. Bakalım kim daha çok gürültü çıkaracak? Tamam, önce ben. Bu oldukça yüksekti. Şimdi sıra Zebra Zoe'de. Şimdi koyun Suzie. Şimdi köpek Danny. Bu oldukça yüksekti. Sıra bende. Sıra bende. Sıra bende. En yüksek ses Peppa'nındı. Emily sen dene. Pek emin değilim. Lütfen Emily. Tamam. Deneyeyim o zaman. Ah olamaz. En yükseği buydu. Vay canına. Tekrar yap. Emily artık utangaç değil. Emily, en sevdiğim oyunu oynamak ister misin? En sevdiğin oyun ne? Çamur birikintilerinde zıplamak. Bu benim de en sevdiğim oyun. Peppa çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Emily çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Bu çok eğlenceliye benziyor. Yuppi. Madam Gazel de çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Emily. Oyun grubumdaki ilk günün hoşuna gitti mi bakalım? Evet Madam Gazel. Bir sürü de yeni arkadaş edinmişsin. Evet. Fil Emily benim arkadaşım. Emily benim de arkadaşım. Hav hav. Benim de. Emily, en çok kimi sevdin söyle. En çok Suzie, Deniz, Zoe, Rebecca, Pedro ve
Peppa'yı sevdim. Tekne gölü. Ördekler göllerinde yüzüyorlar. Çok mutlular. İşte Peppa, George, anne domuz ve baba domuz. Merhaba ördekler. Ördekler ekmek istiyor. Üzgünüm bayan ördek. Bugün hiç ekmeğimiz yok. Bugün daha eğlenceli bir şeyimiz var. Peppa oyuncak teknesini getirdi. George da kendi oyuncak teknesini getirdi. Hadi tekneni kuralım George. George'un teknesi kurmalı çalışıyor. Çabuk George, süresi dolmadan tekneni göle koy hemen. George kurmalı teknesine bayılıyor. Anne, benim teknemi de kurar mısın? Senin tekneni kurmaya gerek yok Peppa. Peppa'nın teknesi bir yelkenli. Rüzgarla hareket ediyor. Teknemi hiç sevmiyorum. Hiç hareket etmiyor ki. Çünkü bugün hiç rüzgar yok. Belki biraz yardım gerekiyordur. Ben üfleyip püfleyip tekneni yüzdürürüm senin. Yaşasın. Çok hızlı gitti. Peppa yelkenli teknesini seviyor. Peppa'nın arkadaşı koyun Suzy geldi. Herkese merhaba. Merhaba Suzy. Teknelerimizle oynuyoruz. Benim de sürat teknem var. Teknen kurmalı mı? Hayır, pilleri var. Suzy'nin sürat teknesi pille çalışıyor. Ne harika bir sürat teknesi. Affedersin bayan ördek. İşte köpek Danny ve büyük baba köpek geldi. Herkese merhaba. Merhaba Danny. Büyük babam bana yandan çarklı tekne yaptı. Çok etkileyici olmuş. Nasıl çalışıyor? Söyler misin? Buharla çalışıyor. Bu küçük levyeyi itmen yeterli. Ne harika bir buharlı tekne. Tavşan Rebecca ve annesi geldi. Herkese merhaba. Merhaba Rebecca. Biz teknelerimizle oynuyoruz. Keşke benim de teknem olsaydı. Tavşan Rebecca'nın teknesi yok. Benim bir fikrim var. Neyse ki gazetemi getirmiştim. Bir sayfası yeterli. Hangi sayfayı koparsam? Haberler, spor, moda. Moda sayfası olmaz. Tamam, ilan sayfasını alırım. Ben küçük bir domuzcukken gazeteleri böyle katlar... Baba domuz ne yapıyor? Kağıttan tekne yapardım. Baba domuz kağıttan tekne yaptı. Teşekkür ederim bay domuz. George da kağıttan tekne istiyor. Sanırım spor sayfası olmasa da olur. Lütfen bana da yapar mısın? Tabii ki. Baba domuz herkese kağıttan tekne yapıyor. Hadi yarış yapalım. İyi fikir anne domuz. Üfleyip püfleyerek kağıttan teknelerimizi karşıya geçirebiliriz. Herkes derin bir nefes alsın. Hazır ol, hazır üfle. Şampiyonumuz belli. Spor sayfası kiminkiydi? Bu George'un teknesi. George kazandı. Tekneleri seviyorum ama en çok kağıttan tekneleri seviyorum. Ben de. Eve gitme vakti geldi. Herkes harika vakit geçirdi. Hoşçakalın. Hoşçakalın ördekler. Görüşürüz. Ördekler oyuncak tekneleri sevdi ama göllerini geri aldıkları için mutlular. Spor günü. Bugün okulda spor günü. Peppa ve bütün arkadaşları geldi. Önce koşu yapacağız. Bütün çocuklar olabildiğince hızlı koşmalı. Bence ben kazanacağım.
kazanacağım. Çok hızlı koşabiliyorum. Ben senden daha hızlıyım. Tamam. Hazır. Başla. Ben saatte 150 kilometre koşabilirim. Ben saatte 150 milyon kilometre koşabilirim. Epa, Suzi, konuşmayı bırakın da koşun artık. Aa. Tavşan Rebecca önde gidiyor. Olamaz. Pepe ve Suzi en arkadalar. Hadi Rebecca. Hadi Rebecca. Ne? Tavşan Rebecca kazanıyor. Pepe ve Suzi sonuncu oluyor. Yarışı kazanan Tavşan Rebecca. Teşekkür ederim. Eğer beni konuşturmasaydın ben kazanırdım Suzi. Dur bakalım Peppa. Unutma, önemli olan kazanmak değil, yarışmaktır. Evet baba. Sonraki etkinlik uzun atlama. George ve Richard daha uzağa atlamaya çalışacak. George, olabildiğince hızlı koşup uzağa atlamaya çalış, tamam mı? George, evet. Hazır ol, başla. George olabildiğince uzağa atladı. Şimdi de sıra tavşan Richard'da. Eğer Richard koşmazsa o kadar uzağa atlayamaz. Tavşan Richard, tamam, hazır ol, başla. Tavşan Richard George'dan uzağa atladı. Ve kazanan tavşan Richard. Yaşasın! George, unutma, önemli olan kazanmak değil, yarışmaktır. Sırada bayrak yarışı var. Her çocuğun yarışacak bir ebeveyn seçmesi gerek. Peppa, beni seç, beni seç. Ama baba, sen çok hızlı koşamıyorsun ki. Küçük bir domuzcukken çok hızlı koşardım. Ama artık koca bir göbeğim var. Ama hala parmaklarıma değebiliyorum. Neredeyse. Tamam baba. Ama unutma, çok hızlı koşman gerek. Yarışın ilk kısmında anneler ve babalar koşup çubukları çocuklara devredecekler. Anneler ve babalar, pekala, hazır, başla. Baba domuz önde. Hadi koş, hadi. Teşekkür ederim baba. Çok iyi koştun. Şimdi çubuğu alıp koşma Peppa, sırası... konuşmayı kes de koşmaya başla. Ve kazanan Fil Emily. Yaşasın. Aa, baba, ben hiç ödül kazanamadım. Üzülme Peppa, bir yarış daha var. Ve şimdi günün son yarışı. Halat çekme yarışı. Kızlar erkeklere karşı. Ben başla deyince halatı bütün gücünüzle çekeceksiniz. Kızlar kazanacak. Hayır, erkekler kazanacak. Evet, hazır ol. Başla. Hadi oğlanlar. Hadi çekin. Hadi kızlar. Hadi çekin. Çekiyorum. Herkes çok sert çektiği için ip koptu. Sonuç berabere. İki takım da kazandı. Yaşasın! Okulun spor günlerini çok seviyorum. Özellikle de ödül kazandığım zaman. Yüzmek. Peppa ve ailesi yüzme havuzunda. Baba domuz mayosunu giyiyor. Anne domuz mayosunu giyiyor. Peppa mayosunu giyiyor. Çabuk ol George. Herkes seni bekliyor. Ve George da mayosunu giyiyor. Peppa, George, gelin babanız kolluklarınızı taksın. İşte oldu George. Kolluklarla büyümüş gibi duruyorsun. Sıra bende. Güzel. Şimdi suya girebiliriz. Yaşasın.
George ilk defa havuza girecek. Hadi bir ayağını suya sok bakalım. Belki de öbür ayağını sokman gerek. Belki de George iki ayağını aynı anda denemeli. Güzel fikir. Aferin sana George. Ama o kadar çok su sıçratmana gerek yok. Tavşan Rebecca ve küçük kardeşi Tavşan Richard geldiler. Merhaba Rebecca. Herkese merhaba. Richard, bu mindere tutunarak ayaklarını çırpabilirsin. George, sen de ayaklarını çırpmak ister misin? Çok güzel ama sıçratmamaya çalışın. Büyük çocuklar su sıçratmaz. Biz çok iyi yüzüyoruz. George ve Richard büyüdükleri zaman aynı bizim kadar iyi yüzebilecekler. Öyle değil mi Rebecca? Evet. Richard'ın oyuncak sulama kovası var. Yapma Richard. Olamaz. Richard kovasını havuza düşürdü. Anne. Üzgünüm Richard, yetişemiyorum. Çok derine gitmiş. Anne. Su altında yüzemiyorum. Evet, ben bile suyun altında yüzemem. Gözlüğümü tutar mısın anne domuz? Al bakalım. Çok iyi baba domuz. Su altında gerçekten de iyi yüzüyorum. Sulama kovası bebekler içindir. Biz tramplenden atlayabilir miyiz artık? Üzgünüm Peppa, tramplen sadece yetişkinler için. Üzülmeyin kızlar, beni atlarken izleyebilirsiniz. Şapşal baba, senin göbeğin çok büyük. Saçmalık, ben gençken atlama dalında ödüller kazanmıştım. Bu çok uzun zaman önceydi baba domuz. Neyse ki kendimi formda ve güçlü tutabildim. Gözlüğümü tutar mısın anne domuz? Beni yandan izlerseniz daha iyi görebilirsiniz. Lütfen bize su sıçratma baba. Merak etme, sıçratmam Peppa. Sanırım bana daha yükseği gerek. Lütfen dikkat et baba domuz. Evet, bize sakın su sıçratma baba. Merak etme Peppa. Dikkat et, bize su sıçratma baba. Sıçratmam demiştim Peppa. Akıllı baba. Çok iyi baba domuz. Havluya gerek yok. Kendimi özel bir şekilde kuruluyorum. Baba domuz herkese su sıçrattı. Baba domuz. Özür dilerim millet. George'un doğum günü. Bugün George'un doğum günü. Henüz sabah çok erken. George, daha çok erken. Dinosaur. Hadi git yat. Anlaşılan biri çoktan uyanıp kalkmış. Doğum günün kutlu olsun George. George beni uyandırdı. Doğum gününde herkesi uyandırmıştın Peppa. O başkaydı. O benim doğum günümdü. Ama bugün de George'un doğum günü. Doğum günün kutlu olsun George. İşte hediyen George. Dinozor. Hediyenin dinozorlu bir şey olduğunu biliyordum. Karnına bastır bakalım. Korkunç. George, sana doğum günü kartı yaptım. Resmin ne olduğunu tahmin edebilir misin? George tahmin edemiyor. Sana çiçek çizecektim aslında.
George çiçekleri sevmiyor. Ama sonra sana başka bir şey çizdim. Dinozor. Bu çok güzel bir resim Peppa. Evet, ben çok güzel resim yaparım. Şimdi George'un doğum günü sürprizi için çok özel bir yere gidiyoruz. Yaşasın. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz ki? Şimdi görürsün. Aile George'un doğum günü sürprizi için yola çıktı. Sirke mi gidiyoruz? Hayır ama en az onun kadar iyi bir yer. Sinemaya mı? Hayır, daha iyi. Tahmin edemedim. Nereye gidiyor olabilirler? İşte geldik. Aile müzeye geldi. Neden müzeye geldik? Hadi gel, göreceksin. George'un doğum günü sürprizi ne olabilir ki? George, bana söyler misin dünyada en sevdiğin şey nedir? Dinozor. Dinozor. George'un doğum günü sürprizi müzenin dinozor salonunu dolaşmak. Yine şu şapşal dinozorlar. Dinozor. Korkma George. O gerçek dinozor değil. Bu sadece bir robot. Bak, bu noktada duruyorum ve... Ve şimdi bir sürpriz daha var. George ve Peppa'nın bütün arkadaşları burada. Sürpriz! Anne tavşan özel bir doğum günü pastası yaptı. Bunun ne tür pasta olduğunu tahmin eden var mı? Dinozor pastası mı? Evet, doğru. Ne harika bir tahmin Peppa. Doğum günü kutlu olsun George. Son bir sürpriz daha var. Hadi benimle gelin. Son sürpriz ne acaba? Sence sürpriz ne Peppa? Bence sürpriz muhtemelen dinozorlu bir şeydir. Aa, bu da ne? Önce şişirilmesi gerekiyor. Buldum. Bu bir zıplama kalesi. Peppa zıplama kalesine bayılıyor. Ama bu George içinse neden dinozorlu bir şey değil ki? Bu bir dinozor. Zıplama dinozoru. George zıplama dinozorunu sevdi. Herkes zıplama dinozorunu sevdi. Bu harika. Doğum günü kutlu olsun George. Yatma vakti. Neredeyse yatma vakti geldi. Peppa ve George akşam yemeklerini bitiriyorlar. Baba domuz. Affedersiniz, biraz yorgunum da. Çok yorucu bir gün oldu. George'la benim hiç uykumuz yok. Bahçede oynayabilir miyiz? Ama yatma vaktiniz gelmek üzere. Bahçede birazcık oynayabilir miyiz? Lütfen anne, lütfen baba. Tamam. Ama banyo için çağırdığımızda eve gelmelisiniz. Bu kadar enerjiyi nereden buluyorlar bilmiyorum. Peppa ve George yatma vaktinden önce bahçede son bir kez oynuyorlar. Bak George, bir sürü çamur birikintisi. Peppa ve George botlarını giymiş. Çamur birikintilerinde zıplayacaklar. Peppa çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. George da çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Bak, dünyanın en büyük çamur birikintisi. Ne büyük bir çamur birikintisi. Peppa, George, banyo vakti. Anne, baba, dünyanın en büyük çamur birikintisini bulduk biz. Görebiliyorum. Çabuk banyoya. Bahçede biraz daha oynayamaz mıyız anne? Hayır, banyo vakti geldi. George'la senin uykunuz mu geldi? Hayır baba, bizim birazcık bile uykumuz yok.
Peppa ve George'un uykusu olmayabilir ama benim uykum var. Benim de. Peppa ve George yatmadan önce banyo yapıyorlar. Peppa su sıçratmayı seviyor. George da su sıçratmayı seviyor. Peppa ve George su sıçratmayı seviyorlar. Bu kadar su sıçratmak yeter. Hadi kurulanıp pijamalarınızı giyin. Banyoda birazcık daha kalamaz mıyız anne? Banyo vakti bitti. Şimdi sıra diş fırçalamada. Peppa ve George yatmadan önce dişlerini fırçalıyor. Tamam, bu kadar fırçalama yeter. Hadi yataklarınıza. Sanırım dişlerimizi biraz daha fırçalamamız gerek. Yatağınıza yatınca baba domuz size masal okuyacak. Yaşasın! Peppa ve George masalları çok seviyor. Peppa yattığı zaman her zaman Teddy'yi de yanına alıyor. George yattığı zaman her zaman Bay Dinozor'u da yanına alıyor. Artık uykunuz geldi mi? Hayır baba, biz bir sürü masal istiyoruz. Baba domuz size bir masal okuyacak. Hangi kitabı istersiniz? Kırmızı Maymun kitabını. Tamam, size Kırmızı Maymun kitabını okurum. Peppa ve George Kırmızı Maymun kitabını çok seviyor. Bir varmış bir yokmuş. Affedersin baba domuz. Bir varmış bir yokmuş. Kırmızı bir maymun varmış. Bu kırmızı maymun banyo yapmış. Dişlerini fırçalamış. Yatağına yatmış. Ve hemen uyuyakalmış. İyi geceler kırmızı maymun. Peppa ve George uyudu. İyi geceler Peppa ve George. Tatlı rüyalar. Peppa ve George uyuduğuna göre anne domuz ve baba domuz biraz televizyon seyredecek. Ve şimdi sırada muhteşem Bay Patates. Bu programı seyretmek için bekliyordum. Muhteşem Bay Patates her zaman harekete hazır. Hızlı koşuyor. Yükseğe zıplıyor. Asla uyumuyor. Peppa ve George için yatma vakti ama anlaşılan anne domuz ve baba domuz için de öyle. Teddy'nin dışarıda geçen günü. Peppa ve ailesi bugün dışarı çıkıyor. Baba domuz piknik sepeti hazırladı. Peppa, George, eşyalarınız hazır mı? Evet, ben Teddy'yi alıyorum. Dinozor. Oyuncaklarınızı alacaksanız onlara dikkat etmelisiniz. Peki anneciğim. Herkes hazır mı? Evet baba domuz. O zaman gidelim. Dinozor. George, Bay Dinozor'u evde unuttu. Aa George, Bay Dinozor'a daha çok dikkat etmelisin. Dinozor. Peki başka bir şey unutmadığımızdan kesin emin miyiz? Evet baba domuz. Teddy, Teddy'yi unuttum. Teddy'yi nerede unuttun? Sanırım mutfak masasındaydı. Peppa, Teddy'ye daha çok dikkat etmelisin. Teddy. Hadi bakalım. Herkes hazır mı? Evet baba domuz. Hadi bakalım gidiyoruz. İşte burası piknik yeri. İşte geldik. Yaşasın. Yaşasın. Bu piknik yerini çok seviyorum. Çok sessiz ve huzurlu bir yer. Bu zebra Zoe ve babası postacı Bay Zebra. Merhaba Bay Zebra. Posta mı getirdiniz? Bugün posta yok. İzin günümdeyim. Ney? Piknik yapacağız. Biz de öyle. Buldum. Neden hep beraber piknik yapmıyoruz? Evet. Ne harika bir piknik. George'la ben masadan kalkıp Zoe ile oynayabilir miyiz lütfen baba? Evet Peppa. Zoe, ben Teddy'yi getirdim. Ben de maymunumu getirdim. Dinozor. Oyuncak bir piknik setim var.
var. Hadi piknikçilik oynayalım. Aa, ördekler geldi. Ne zaman piknik yapsak ördekler geliyor. Hayali portakal suyumuz var. Ve burada hayali pastamız da var. Bu hayali pasta çok güzelmiş. Ha, olamaz. Ördeklerin hayali pasta istediğini hiç sanmıyorum. Aa, peki. O zaman maymun, bay dinozor ve Teddy daha çok pasta yer. Hmm, harika. Maymun yediğim en güzel pasta bu diyor. Peppa, George, eve gitme vakti. Hoşça kal Zoe. Güle güle. Herkes hazır mı? Evet baba domuz. Bizim için de eve gitme vakti Zoe. Peki baba. Fincanlar, tabaklar, maymun, Teddy. Hayır, sen burada olmamalıydın Teddy. Peppa Teddy'yi unuttu. Yine. Peppa ve ailesi eve geldi. Ah, bir günde bu kadar araba kullanmak yetti. Şimdi sadece rahatlayıp ayaklarımı uzatıp televizyon... Teddy, Teddy'yi unuttum. Aa Peppa, şimdi baba domuzun piknik yerine kadar tekrar gitmesi gerekiyor. Evet, tabii ki. Bakın, bu Bay Postacı Zebra. Bugün senin izin günün sanıyordum Bay Zebra. İzin günüm ama Zoe'nin Bayan Domuz Peppa'ya özel bir teslimatı varmış. Al bakalım Peppa. Nedir o? Bu Teddy. Teddy'yi unutmuşsun. Biz de eve geri getirdik. Teşekkür ederim Zoe. Teddy kesinlikle heyecanlı bir gün geçirdi. Ama ona daha iyi bakman gerekir Peppa. Evet anne. Sen çok yaramazsın Teddy. Bir daha kaybolmayacağına söz vermelisin, tamam mı? Özür dilerim Peppa. Söz veriyorum. Baba domuzun ofisi. Bugün özel bir ödül olarak Peppa ve George baba domuzun ofisini ziyarete gidiyorlar. Baba, bütün gün ofiste ne yapıyorsun sen? Bir sürü eğlenceli şey. Göreceksin. Baba domuz işte bu binada çalışıyor. İşte geldi. Yaşasın. Evet. Merhaba, ben baba domuz. Merhaba baba domuz. Ben de düğmeye basabilir miyim? Elbette Peppa. Evet. Benim. Merhaba benim. İçeri buyur. Benim ofisim en üst katta. Asansöre binmemiz gerek. Düğmeye ben basabilir miyim? Sanırım sıra George'daydı. Lütfen en üst düğmeye bas George. Asansör Peppa, George ve baba domuzu en üst kata çıkarıyor. Vay canına! En üst kat. Kapılar açılıyor. Burası baba domuzun ofisi. Herkese merhaba. Merhaba baba domuz. Merhaba baba domuz. Bay Tavşan ve Bayan Kedi baba domuzla birlikte çalışıyorlar. Bugün benimle iki özel ziyaretçi getirdim. Peppa ve George. Bu ne büyük bir şeref. Hadi bakalım turumuza başlayalım. Bay Tavşan, senin masandan başlayabilir miyim? Tabii, elbette. Benim işim hep rakamlarla. Çok önemli bir belgeyi alıyorum, damgayı da alıyorum ve kağıdı damgalıyorum. Vay canına! Bay Tavşan'ın ne kadar harika bir işi var. Ben de damgalayabilir miyim? Tabii. Dur sana kağıt bulayım. Burada kağıt var. Al, boş kağıt kullansak daha iyi olur. Al, bunu kullan. Peppa damgalamayı çok sevdi. Bay Tavşan'ın işini yapmayı çok sevdim. Tura devam edelim. Sırada Bayan Kedi'nin masası var. Merhaba Peppa ve George. Merhaba. Benim işim bilgisayarda şekiller çizmektir. Sonra da onların çıktısını almak. Vay canına. İşte bir çıktı daha. Teşekkür ederim. Bayan Kedi'nin ne güzel bir işi var. Ben de yapabilir miyim?
Sanırım şimdi sıra George'ta. Doğru George. Çalışma sırası sende. George mavi üçgenler yapıyor. Şimdi çıktısını alalım. Bayan kedinin işini yapmayı çok sevdim. Şimdi benim masamı görmek ister misiniz? Evet, lütfen. Burası baba domuzun masası. Bakın, benim işim çok karışık. Büyük rakamları alıyorum ve dönüştürerek tanjantlarını hesaplıyorum. Baba domuzun işi çok çok önemliye benziyor. Damgan var mı senin? Hayır. Bilgisayar kullanıyor musun? Hayır, ama renkli kalemlerim var. Baba, renkli kalemlerinle resim yapabilir miyim? Çok iyi fikir. Peppa ve George renkli kalemlerle resim yapmayı seviyorlar. Ben bir ev çiziyorum. George dinozor çiziyor. George her zaman dinozor çiziyor. Dinozor. Aman tanrım, saat 5 olmuş bile. Eve gitme vakti. Vay canına, bu ne kadar güzel bir ev böyle. Ve ne korkunç bir dinozor. George ve ben babamın işini yaptık. Evet, çok da iyi yaptılar. Bay Tavşan'ın işini yapmayı çok sevdim. Bayan Kedi'nin işini yapmayı da sevdim. Ama en çok babamın işini yapmayı sevdim. Uzun çimler. Peppa ve George bahçede oynuyor. Çimler uzun zamandır biçilmediği için çok uzamışlar. Hadi George. George, neredesin? Seni göremiyorum. George, seni almaya geliyorum. Peppa ve George birbirlerini göremiyorlar. Peppa ve George uzun çimlerin arasında oynamaya bayılıyor. Baba domuz gazetesini okuyacak. Tembellik etmek için ne güzel bir gün. Baba domuz tembellik etmeyi seviyor. Aman tanrım baba domuz, bahçe biraz kontrolden çıkmış galiba. Ne demek istiyorsun anne domuz? Çimlerin biçilmesi gerekiyor. Oo, benim hoşuma gidiyor. Doğal bahçe havası var. Baba, anne, gelin uzun çimlerde oynayalım. Çok eğlenceli. Tamam, hadi benekli topla oynayalım. Aa, nereye gitti? Top uzun çimlerin arasında kayboldu. Artık onu asla bulamayız. Belki çimleri biçme vakti gelmiştir. Evet baba domuz. Ben çim biçme makinesini getireyim. Buralarda bir yerdeydi. İşte buradaymış. Baba domuz çim biçme makinesini buldu. Biraz eski ve paslı. Saçmalama, çimleri 5 dakikada biçerim şimdi. Biraz paslanmış galiba. Belki büyük baba domuzu arayıp çim biçme makinesini ödünç isteyebiliriz. Büyük babayı aramaya gerek yok. Biraz daha sert içsem olur gibi. Baba domuzun çim biçme makinesi iyi durumda değil. Tamam. Hadi büyük babayı arayalım. Alo, ben büyük baba domuz. Merhaba büyük baba domuz. Çimleri biçmek için bize yardım edebilir misin? Oha, tabii ki. Hemen geliyorum. Görüşürüz. Sanırım Betsy'ye iş çıktı. Büyük baba domuz motorlu çim biçme makinesiyle Peppa'nın evine geliyor. Büyük baba domuz, büyük baba domuz. Merhaba millet. Biçilmesi gereken çimler olduğunu duydum. Benim çim biçme makinem için biraz fazla uzunlar. Merak etme, Betsy 5 dakikada halleder bunu. Çim biçme makinenin adı Betsy mi? Aynen öyle. Merhaba Betsy. Büyük baba, Betsy'ye binebilir miyiz? Tabii binebilirsiniz. Atlayın bakalım. Baş üstüne.
Kimleri 5 dakikada biçeceğiz? Sıkı tutunun, gidiyoruz. Betsy kimleri çok iyi biçiyor. Bu çok eğlenceli. İşte bitti. Büyük baba, bir yere atlamışsın. Oh, evet. Bu ne böyle? Benekli topumuzu bulduk. Topumuzu bulduğun için teşekkür ederiz büyük baba. Çimleri biçtiğin için de teşekkür ederiz. Betsy ile çim biçmek çok kolay. Artık benekli topumuzla oynayabiliriz. Yakala baba. Top kısa çimlerde çok iyi zıplıyor. Yakala George. Büyük baba domuz. Yakala. George'un arkadaşı. Peppa ve arkadaşları parkta oynuyor. Peppa, Susie ve Danny Donel Kavşak'talar. Hepiniz hazır mısınız? Hazırız. O zaman hadi bakalım. George döner kavşak için daha çok küçük. O salıncakta sallanıyor. İşte tavşan Rebecca ve küçük kardeşi tavşan Richard. Herkese merhaba. Merhaba. Ben de döner kavşağa binebilir miyim? Atla bakalım Rebecca. Hadi çok 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 hızlı dönelim. Tavşan Richard da döner kavşağa binmek istiyor. Ama eğer Richard binerse hızlı gidemeyiz ki. Richard George'la oynayabilir. Richard, George'la oynamak ister misin? Hayır. George'un tıpkı seninki gibi dinozoru var. Hadi gidip bakalım. Tavşan Richard, George da aynı yaşta. Richard, George'un dinozorunu görmek istedi. Dinozor. George, Richard dinozorunla oynayabilir mi? Hayır. Richard, George senin dinozorunla oynayabilir mi? Hayır. George ve Richard dinozorlarını paylaşmak istemiyorlar. George, paylaşırsanız daha eğlenceli olur. Çok naziksin George. Dinozor. George paylaşmaktan hoşlanmıyor. Richard, artık dinozorları George'a ver. Richard da paylaşmaktan hoşlanmıyor. Çocuklar, siz neden ağlıyorsunuz? George ve Richard beraber oynarken hep ağlıyor. Düzgün oynayamayacak kadar küçükler çünkü. Siz büyük kızlar onlara düzgün oynamayı öğretir misiniz? Tabii ki. Kumdan kale yapmalarına yardım edebiliriz. İyi fikir. Hadi kum havuzuna gidelim. George ve Richard kum havuzuna bayılıyorlar. George, Richard, bugün kumdan kale yapacağız, tamam mı? Önce kovaları kumla dolduruyoruz. Sonra kovaları ters çevirip birazcık vuruyoruz. Şimdi kovaları kaldırıyoruz. Hey, kumdan kale. Richard kumdan kale yaptı. Kumdan kale. George da kumdan kale yaptı. Gördünüz mü? Birlikte oynamak eğlencelidir. Olamaz. Bu oyunda pek iyi gitmedi. Senin kardeşinin suçuydu bu. Çünkü o George'un kalesini yıktı. Önce senin kardeşin benimkinin kalesini yıktı Peppa. Yapmayın. Siz büyük kızların Richard ve George'a birlikte güzelce oynamayı öğretmesi lazımdı. Doğru. Biz büyük kızlarız. George ve Richard da düzgün oynayamayacak kadar küçükler. Bir fikrim var. George, parkta en sevdiğin şey hangisi söyle bakalım. Tahta. George tahterevalliyi seviyor.
Nahterevalli'de yalnız oynamak biraz zor. Richard da Tahterevalli'de oynamak istiyor. Tavvi. Bakın, George ve Richard beraber oynuyor işte. Tavvi. George, Richard'ı sevdi. Richard da George'u sevdi. George ve Richard birlikte oynamayı sevdi. Sisli bir gün. Peppa ve George bugün çocuk parkına gidiyor. Parka arabayla mı gitsek? Hayır, hadi yürüyelim. Bakın, hemen şurada. Çocuk parkı çok yakında. Tamam, hadi yürüyelim. Bu taraftan gelin. Çocuk parkına gidiyoruz. Çocuk parkına gidiyoruz. Aa! Gökyüzü nereye gitti? Merak etme Peppa. Bu sadece sis. Sis nedir baba? Sis, gökyüzü yerine yerde olan bulut demektir. Çok koyu bir sis. Ben hiçbir şey göremiyorum. Belki de eve geri dönmeliyiz. Evet, çocuk parkına başka bir gün gideriz. Hava parkı bulamayacak kadar sisli. Peppa ve George eve dönmek zorunda. Ev ne taraftaydı? Kayıp mı olduk baba domuz? Merak etmeyin. Nerede olduğumuzu iyi biliyorum. Bu taraftan. Bu ağacı kim buraya koymuş? Baba domuz ağaca tosladı. İyi misin baba domuz? Evet, çok iyiyim. Bu taraftan. Baba domuz, nereye gittiğini biliyor musun? Evet, tabii ki biliyorum. Evimizi bir daha bulabileceğimizi sanmıyorum. Bulacağımıza eminim Peppa. Sadece bahçemizdeyiz. Aa, ördekler. Merhaba bayan ördek. Siz de gölünüzü mü kaybettiniz? Biz de kaybettik. Biz kaybetmedik. Nerede olduğumuzu çok iyi biliyorum. Görüşürüz ördekler. Gölünüzü bulmakta iyi şanslar. Baba domuz ördeklerin gölünü buldu. Ne şans ama. Evet. Ne kadar da şanslıyım. Baba, bayan ördek sana teşekkür ediyor. Rica ederim bayan ördek. Şimdi de evimizi bulalım. Bu tarafta olduğuna eminim. Kimse yok mu? Bir ses duydunuz mu? Evet, biri bir şey dedi galiba. Kimse yok mu? Bunlar anne tavşanla Rebecca ve Richard. Merhaba Peppa, kaybolduk. Merhaba Rebecca, biz de kaybolduk. Çocuk parkına gitmek istemiştik sadece. Biz de öyle. Ama oraya gidemeyecek kadar sis var. Hadi millet, sis dağılana kadar eve gidelim. Baba domuz, nereye gittiğini biliyor musun? Evet, tabii ki biliyorum. Bu taraftan... Peki baba domuz. Aha, küçük tepemizi buldum. Az sonra evde oluruz. Görüşürsün. Evimiz tam burada olmalı. Evet. Baba domuz bir merdiven buldu. Çok tuhaf. Bizim bahçemizde merdiven yoktu. Aman tanrım. Nerede olduğumuzu görebiliyor musun baba domuz? Evet, görüyorum. Baba, neredeyiz? Kendiniz baksanıza. Tamam. Vay canına. Vay canına. Yine her şeyi görebiliyorum. Sis dağılıyor. Çocuk parkındayız. Yaşasın. Çocuk parkındayız. Çocuk parkındayız. Mi. Tabi. Tabi. Baba, anne. Biz çocuk parkındayız. Bu ne şans böyle. Ama eve gitmeye çalıştığımızı sanıyordum. Ben de öyle.
Belki de birazcık kaybolmuşuzdur. Zaman kapsülü. Peppa ve arkadaşları oyun grubundalar. Bugün zaman kapsülü yapacağız çocuklar. Zaman kapsülü nedir? Zaman kapsülü, gelecekte insanların nasıl yaşadığımızı gösterecek bir şeydir. Nasıl yani? Bu kutuya özel şeyler koyup okul bahçesine gömeceğiz çocuklar. Büyüyecek mi? Hayır Suzi. Yıllar boyunca toprağın altında kalacak. Evet, şimdi içine ne koymalıyız? Çizgi roman. Çok güzel Peppa. Müzik. Çok güzel Suzi. Oyuncak. Ne? Bir para. Bunlar. Bir havuç. Havuçları çok seviyorsun değil mi Rebecca? Evet. Bu harika şeyler bizim günlük yaşantımızı gösterecek. Madame Gazelle, gelecek nasıl olacak? Sence nasıl olacak? Bence gelecekte ayda yaşayacağım. Ve bütün arkadaşlarım da beni ziyarete gelecek. Ben de bir uzay roketiyle uçacağım. Merhaba. Evet, şimdi gelecekte yaşayacaklar için bir mesaj kaydedelim. Geleceğe merhaba deyin. Hey, merhaba gelecek. Herhalde artık ayda yaşıyorsunuzdur. Ve tatilde Mars'a gidiyorsunuz. Ve uzay roketleriyle uçuyorsunuz. Harika. Eve gitme vakti geldi. Ve bütün anne babalar geldi. Anne baba, biz zaman kapsülü yaptık. Aa, baba domuz, çukur açmamıza yardım için tam zamanında geldin. Evet, tabii ki. Baba domuz okul bahçesini zaman kapsülü için bir çukur açıyor. İşte. Artık çıkarabilir miyiz? Oho, yer altında yıllarca kalacak. Aa, ama ben o kadar bekleyemem ki. Peppa, baban da senin yaşındayken aynı böyleydi. Öyle mi? Evet, öğretmeni olduğum zamanları hatırlıyorum. Babamın öğretmeni miydiniz? Evet canım, bütün anne babalar benim öğrencimdi, öyle değil mi? Evet, Madame Gazelle. Onlar da küçükken zaman kapsülü yapmıştı, biliyor musunuz? Evet, yaptık. Küçük bir ağacın yanına gömdük. Onu çıkarabilir miyiz? Evet, sanırım şuraya gömmüştük. Oo, daha küçük bir ağaç sanıyordum. Oho, uzun zaman önceydi. Ağaç o zamandan beri biraz büyüdü. İşte bir şey buldum. Bu bizim eski zaman kapsülümüz. Yaşasın! Açmak için sabırsızlanıyorum. Hadi geri çekilin çocuklar. Neler varmış burada bakalım. Oo, eski bir çizgi roman. Evet. En sevdiğim çizgi romandı. Küçük bir oyuncak. En sevdiğim oyuncak. Müzik. En sevdiğim kaset. Ve çok eski bir havuç. O benim. Ne güzel bir seçim anne. Ve anne ve babalarınızın küçükken çektiğimiz video kaseti. Gözlüklü küçük domuz da kim? Aa, o baba domuz. Aa, bu da benim. Merhaba gelecek. Ne kadar da ince bir sesin varmış. Herhalde artık ayda yaşıyorsunuzdur. Şapşal küçük baba domuz. Bisiklet gezisi. Güzel, güneşli bir gün. Peppa ve George kahvaltılarını bitiriyorlar. Bugün bisiklet gezisi için güzel bir gün. Bisiklet gezisi, yaşasın. Peppa ve George bisiklet gezisine bayılıyor. Peppa'nın bisikleti var.
George'un 3 tekerlekli bisikleti var. Anne ve babanın 2 kişilik bisikleti var. O nedir? Bu bizim bisikletimiz. Ben öne, anne domuz da arkaya oturuyor. Peppa ve George için arkaya bu 2 koltuğu takabiliriz. Ama biz kendi bisikletlerimize binmek istiyoruz. George daha çok küçük. Onun bacakları yorulur. Ama ben kocaman bir kızım. Yorulmam ki. Uzun bir gezi olacak Peppa. Emin misin? Evet baba, eminim. Pekala, herkes hazır mı? Evet baba domuz. O zaman gidelim. Yaşasın! Ben kazanıyorum. Yarış yapmıyoruz Peppa. Güzel bir bisiklet gezisine çıktık. Evet baba, ama yine de ben kazanıyorum. Şimdi de biz kazanıyoruz. Çıkmayı sevmiyorum ben. Peppa, yarışı biz kazandık. Hayır, kazanmadınız çünkü ben o sırada yarışmıyordum baba. Ama şimdi yarışıyorum. Beni geçemezsiniz. Seni numaracı domuzcu. Merhaba ördekler, bisiklet gezisine çıktık biz. Merhaba ördekler. Bisiklete binmeyi ne kadar sevdiğimi unutmuşum. Yokuş yukarı çıkmaktan ne kadar nefret ettiğimi unutmuşum. Yokuş şimdi çok dik oldu. Yokuşta bisiklete binmeyi sevmiyorum. Ama şu güzel manzaraya bir bakın. Vay, aman tanrım, bu ne kadar zor bir iş. Anne domuz, pedal çevirmiyorsun. Affedersin baba domuz, manzaranın tadını çıkarıyordum. Peppa ve ailesi tepeye ulaştı. Peppa'nın bütün arkadaşları merhaba, orada. Peppa. Merhaba. Bisiklet yarışı yapacağız biz. Peppa, sen de yarışmak ister misin? Tamam. Tepeden aşağı ineceksek olur. Tamam. Peppa ve arkadaşlar tepeden aşağıya yarışıyor. Hepiniz hazır mısınız? Hazırız. Ben düdüğü çalınca başlayabilirsiniz. İşte böyle. Pedro çok erken başladı. Dur Pedro. Yarış daha başlamadı. Affedersiniz Bay Domuz. Düdüğün böyle çalınacağını söylemeye çalışıyordu. Affedersin Pedro. Bu sefer benim hatam. Gelecek sefer düdüğü duyduğunda başlayabilirsin. Başlama dedi. Sanırım. Hadi, hadi. Hadi Peppa. Ama baba, düdük çalmadın ki. Köpek Danny önde gidiyor. Beni bekle. Yaşasın. Ben kazandım. Tebrikler Peppa. Evet. Yokuş aşağı bisiklet kullanmakta çok iyiyim. Peppa'nın arkadaşları için eve gitme vakti. Hoşçakal Peppa. Güle güle. Bizim için de eve gitme vakti Peppa. Anne, ben çok yoruldum. Yokuş yukarı ve aşağı bisiklete binmek bacaklarımı gerçekten yordu. Sizin bisikletinize binebilir miyim? Ama baba domuz nereye oturacak? Babam benim bisikletime binebilir. Çok güzeldir. Pekala. İki tekerlekli bisikleti sevdim. Baba, sen benimkini sevdin mi? Evet Peppa, çok güzel. Yıldızlar. Yatma zamanı yaklaştı. Anne domuz, baba domuz ve Peppa sıcak süt içiyor. George, neden uzay kıyafetini giydin? Pijamanı giymen lazımdı. George, uzayla ilgili her şeyi çok seviyor. Oh. George, sütünü uzay kaskını çıkarıp içmelisin. Yatma vakti küçüklerim. George geceleri uzay melodisi dinlemeyi seviyor. Hayır, yine mi uzay? Çok sıkıcı.
Uzay sıkıcı değildir. Yıldızlarla doludur. Hiçbir şey göremiyorum ki. Çok karanlık. Yıldızları dışarıdan görmek daha kolay. Dışarı çıkabilir miyiz baba? Peppa, üstünde pijamalarım var. Belki pijamaların üstüne montlarınızı giyerseniz bir kerelik dışarı çıkabiliriz. Yaşasın! Baba, neden yerde yatıyorsun ki? Çünkü yıldızlar en iyi bu şekilde görünür. Şu küçük yıldızlara bakın. Noktaları birleştirdiğinizi hayal edin. Bunun adı büyük ayı. Evet, noktaların sonundaki iki yıldız da kutup yıldızı. Vay canına! Kutup yıldızı, kutup yıldızı, yakın mısın, uzak mısın? Oraya arabayla gidebilir miyiz? Hayır Peppa, yıldızlar çok fazla uzaktadır. Deniz kıyısından da mı uzaktalar? Oo, evet. Ama teleskopla bakınca daha yakın gibi dururlar. Bizim teleskopumuz var mı peki? Hayır, ama Büyük Baba Domuz'un çok güzel bir teleskobu var. Şimdi Büyük Baba Domuz'un evine gidebilir miyiz? Çok geç oldu. Belki sadece bu seferlik gidebiliriz Baba Domuz. Yaşasın! Peppa ve George ilk defa gece arabaya biniyor. Bakın, kutup yıldızının peşinden gidiyoruz. Kutup yıldızı, kutup yıldızı, ışıl ışıl parlayan yıldız, lütfen bize yolu göster. Peppa ile George, Büyük Baba ve Büyük Anne Domuz'un evine geldi. Tanrım, umarım Büyük Baba ve Büyük Anne Domuz henüz yatmamıştır. Bu saatte burada ne işiniz var bakayım? Yıldızları görmek istiyoruz. Peppa ve George sizin teleskobunuzdan bakmak istiyordu. Anladım. Peki, o zaman herkes evin çatısına çıksın bakalım. İşte burada. Yaşlı bez. Vay canına. Yıldızlara bakmak Büyük Baba Domuz'un hobisi. Şimdi ilk olarak kim bakmak ister? Biz denizciler yolumuzu onun sayesinde buluruz. Babam da buraya gelen yolu onunla buldu. Gökyüzünde başka şeyler de var mı? Evet. Bak bu Satürn adındaki gezegen. Vay canına. O güzel halkalar ne öyle? Onlar kaya ve buzdan oluşuyor. Satürn çok soğuk bir gezegendir. Kardan adam yapabiliriz George. Çabuk, çabuk bak. Oo. Yıldız kayıyor. Bir dilek tutmalısın. George'un büyüdüğü zaman bir roketinin olmasını ve beni uzaya götürmesini diliyorum. Oyuncak dolabı. Peppa ve George'un yatma vakti geldi. Aman Tanrım, neden bütün oyuncaklarınız yatağınızda? Orada yaşıyorlar. Çabuk oyuncakları sepete koyun. Ama oyuncak sepeti dolu. Aa, evet. Belki de size bir oyuncak dolabı lazım. Evet, yarın size bir tane yaparım. En son yaptığın şey bu raftı, Baba Domuz. O rafla gurur duyuyorum. Ama baba çok sallanıyor. Onu Teddy ve Bay Dinozor için kaydırak olarak kullanıyoruz biz. Tamam, hadi size bir oyuncak dolabı satın alalım. Evet, haklısın. İnternetten satın alalım. Yaşasın! Anne domuz oyuncak dolabı almak için bilgisayarı kullanıyor. Aha, hangisini almalıyız acaba? Bunu alabilir miyiz lütfen? Harika görünüyor. Anne domuz oyuncak dolabını satın alıyor. Tebrikler. Dolabınızın siparişi alındı. Aa, güzel. Sabah oldu. Postacı Bay Zebra'nın özel bir teslimatı var. Posta!
Bayan Domuz Peppa ve Bay George'a özel teslimat. Nedir o? Bir oyuncak dolabı. Ama bu çok düz görünüyor. Evet, kendiniz yapıyorsunuz. Merak etme Peppa. Annenle baban onu kolayca yaparlar. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi oyuncak dolabınızı yapacağız. Evet. Çok tuhaf. İçinde talimat yok. Belki de bu dolabın yapımı talimat gerektirmeyecek kadar basittir. Anne, yardım edebilir miyiz? Evet. Önce bir raf lazım. İşte yeşil bir raf. Teşekkür ederim Peppa. Şimdi 4 ayak lazım. 1, 2, 3, 4. 4 mavi ayak anne. Güzel. Bunu hemen hallederiz çocuklar. İşte kırmızı kapı anne domuz. Teşekkür ederim baba domuz. İşte bitti. Çok iyi anne domuz. Bu çok küçükmüş. Oyuncaklarımız içine nasıl sığacak ki? Biraz küçük, evet. Aa, George'da da bir parça var. Bu da belki yedek raftır. Ve burada bu parçalar da var. Olamaz. Oyuncak dolabı küçük oldu. Çünkü anne domuz bütün parçaları kullanmamış. Ayırıp tekrar başlamamız gerekiyor o zaman. Hayır, olamaz. Keşke talimat olsaydı. Bu kim olabilir? Merhaba, bunu minibüsümde buldum. İşte bu kayıp talimat. Şimdi çok daha kolay yaparız. Yaşasın! Talimatlar çok karmaşık görünüyor. Bu ne böyle çok karmaşık? Bana bırakın baba domuz. Ben bunları yapmayı çok severim. Sahi mi? Biz de yardım edebilir miyiz? Tabii yardım edebilirsiniz. Lütfen çaydanlığı koyun. Altı şekerli bir çay alabilirim. Herkes Bay Zebra için çay ve bisküvi hazırlıyor. Çay vakti Bay Zebra. Vay canına. Bay Zebra oyuncak dolabını kurdu. Ne kadar çabuk yaptınız. Evet. Ve bütün oyuncaklarınızı da içine koydum. Teşekkür ederim Bay Zebra. Ama bu ikisine yer kalmadı. Zavallı Teddy ve Bay Dinozor. Onlar nerede yaşayacak şimdi? Bir tane daha pratik oyuncak dolabı sipariş etsenize. Hayır. Benim daha iyi bir fikrim var. Teddy ve Bay Dinozor sizin yatağınızda yaşayabilirler. Ama anne, daha önce de orada yaşıyorlardı. Evet, biliyorum. O yüzden iyi bir fikir zaten. Domuz. Peppa ve ailesi bugünlük büyük babanın teknesini ödünç alıyor. Unutma baba domuz. İleri gitmek için levyeyi öne iteceksin, tamam mı? Baş üstüne büyük baba domuz. İleri. Geri gitmek için de geriye iteceksin. Ve geriye. Çok basit. Lütfen tekneme iyi bak. Daha yeni boyadım onu. Büyük baba domuz, ne huysuz şeysin sen. Mürettebat hazır mı? Evet kaptan baba domuz. O zaman gidelim. Tekne geri geri gidiyor. Köprüye dikkat et. Ups. Ucuz atlattık. Güle güle. Hoşça kal. İyi eğlenceler. Umarım teknem tek parça halinde döner. Endişelenmeyi bırak, bir şey olmaz. Peppa, hadi zili çal. Marş üstüne kaptan baba. Ben birazcık acıktım. Ben de öyle. Büyük baba mutfağa piknik sepeti koymuş. Mutfak nerede? Mutfak, teknenin altındaki küçük yer. Gelin benimle. Peppa ve George teknenin içine giriyor. Vay canına. Ne kadar küçük bir mutfak. Piknik sepeti nerede? Muhtemelen buradadır işte. O piknik sepeti değil ki. O zaman burada olmalı. O da piknik sepeti değil. Bu mutfakta her şeyin yeri yanlış görünüyor. Vay canına, bir çeli
televizyon. Baba domuz piknik sepetini bulamıyor. Bulmak neredeyse imkansız. Burası benim mutfağım olsaydı piknik sepeti şöyle olurdu. Oo, aferin sana Peppa. Peppa piknik sepetini buldu. Nefis olmuş. Ördekler geldi. Merhaba bayan ördek. Ekmek ister misin? Peppa ve George ördeklere ekmek atmaya bayılıyorlar. Dikkat! İleride uzun sazlıklar var. Merak etme. Büyük babanın teknesi aralarından kolayca geçer. Sıkıştık mı? Hayır. Geri gidebiliriz. Şimdi sıkıştık mı? Evet. Olamaz. Büyük babanın teknesi sazlığa sıkıştı. Ben suya girip biraz itmeyi deneyeyim. Dikkat et baba domuz. Ben ne yaptığımı biliyorum. Şimdi deyince motoru çalıştırın. Baş üstüne kaptan baba domuz. Şimdi. Baba domuz tekneyi sazlıktan dışarı itti. Yaşasın. Çabuk baba. Tekneyi atla hadi. Olamaz. Baba domuz geride kaldı. Hadi daha hızlıyız baba. Motoru durdurun. Ne diyor? Motoru durdurun. Babam diyor ki motoru durdurun. Aa. İyi misin baba domuz? Evet iyiyim. Ama başka macera yaşamadan artık eve dönelim. Baş üstüne kaptan baba domuz. Uzun zamandır yoklar. Umarım teknem sağlam gelir. Bak, geliyorlar. Merhaba. Ben tekneyi park edip geliyorum. Araba park edilir. Teknenin de demiri atılır. Dur, sana göstereyim. Büyük baba domuz teknenin demirini atacak. Demir atmanın sırrı bu işi dikkatli yapmaktır. Dikkat et köprü! Ne? Arkana bak! Böyle yapmak istememiştim. Büyük baba teknesini kırdı işte. Boş ver büyük baba. Tamir ederken çok eğleneceksin. Doğru. Tamirat işlerine bayılıyorum. Tekneyi tamire yardım edebilir miyim büyük baba? Tabii ki edebilirsin Peppa. Tartışma. Peppa ve koyun Suzi pişti oynuyor. Pişti, ben kazandım. Peppa ve Suzi en iyi arkadaşlar. Pişti, yine ben kazandım. Ama hile yaptın. Hayır yapmadım. Karta baktın. Hayır bakmadım. Artık seninle oynamak istemiyorum. Ben de artık seninle oynamak istemiyorum. Olamaz. Peppa ve Suzi tartıştı. Anne koyun Suzi'yi eve götürmeye geldi. Peppa, Suzi'ye güle güle de. Ben onunla konuşmuyorum işte. Ben de onunla konuşmuyorum. Eminim barışırlar. Onlar gerçekten en iyi arkadaşlar. Bu hiç komik değil. Biz artık iyi arkadaş değiliz. Baba domuz yemek hazırlıyor. Peppa! George! Yemek vakti. Makarna yaptım. Ne oldu Peppa? Peppa ve Suzi biraz tartıştılar. Oo. Ama Suzi'yi birazcık özledim. Hadi Suzi'yi arayalım. Merhaba bayan domuz. Peppa Suzi ile konuşabilir mi lütfen? Merhaba Suzi. Merhaba Peppa. Eğer özür dilersen tekrar arkadaş olabiliriz. Hile yaptın dediğim için üzgünüm. Hile yapmış bile olsan. Pekala. En iyi arkadaşım olduğun için çok üzgünüm. Fark etmez. Ben de kendime başka en iyi arkadaş bulurum. Güzel, güneşli bir gün. Bütün çocuklar parkta.
köpek deneyi en iyi arkadaşı Pony Pedro ile döner kavşakta. George en iyi arkadaşı Richard ile tahterevalli'de. Tahvi. Koyun Suzy salıncakta yalnız sallanıyor. Peppa kendi başına mini golf oynuyor. Phil Emily geldi. Ben de oynayabilir miyim? Evet. Emily, koyun Suzy artık benim en iyi arkadaşım değil. Sen benim en iyi arkadaşım olabilirsin. Ama benim en iyi arkadaşım kedi kendi. Zoe, eğer istersen benim en iyi arkadaşım olabilirsin. Ama benim en iyi arkadaşım tavşan Rebecca. Merhaba Suzy. Merhaba Peppa. Güzel. Demek yeniden arkadaş oldunuz. Arkadaş değiliz. Bir daha asla arkadaş olmayacağız. Bence artık barışma vaktiniz geldi. Peppa, Suzy'den özür dile. Özür dilerim ama önce o dilerse. Önce o dilerse olur. Buldum. Üçe kadar sayacağım. Aynı anda özür dileyeceksiniz. Tamam. Bir, iki, üç. Özür dilerim. Şimdi yeniden iyi arkadaş olabilirsiniz. Yaşasın. Suzy, hadi mini golf oynayalım. İyi fikir. Peppa ve Suzy yine iyi arkadaş oldular. Önce ben. Sıra bende. Topum deliğe girdi. Ben kazandım. Ama benim topum çarpınca girdi. Yani ben kazandım. Kural uyduruyorsun Suzy. Hayır, sen kural uyduruyorsun. Ben kazandım. Hayır, ben kazandım. Berabere kaldınız. O yüzden Suzy dünyadaki en iyi arkadaşım. Ve Peppa da benim bu dünyadaki en iyi arkadaşım. Tavşan Rebecca. Güzel bir gün bitiyor. Peppa ve George arkadaşları Rebecca ve Tavşan Richard'la oynuyorlar. Eve gitme vakti küçük tavşanlarım. Ama biraz daha oynamak istiyoruz anneciğim. Belki yarın. Yarın Peppa ve George bize gelebilir mi peki? Tabii. Yaşasın. Richard neden ağlıyor? Merdivenlerden inmekten biraz korkuyor çünkü. Neden ki? Bizim evde merdiven yok. Ne? Merdiven yok mu? Evet, yarın geldiğinde görürsün. Hoşça kal. Güle güle. Sabah oldu. Bugün Peppa ve George, Tavşan Rebecca'nın evine gidecek. Anne domuz arabayı kullanırken ben de haritayı okurum. Emin misin baba domuz? Sen ne zaman harita okusan biz kayboluruz. Kaybolmayız. Tamam. Herkes hazır mı? Evet anne domuz. O zaman hadi gidelim. Peppa ve George çok heyecanlı. Daha önce Tavşan Rebecca'nın evine hiç gitmemişlerdi. Baba, az mı kaldı? Haritaya göre Rebecca'nın evi bir sonraki tepede. Anlamıyorum. Tavşan Rebecca'nın evi burada olmalıydı. Kaybolmuş olmalıyız. Burası sadece havuç bahçesi. Tavşan Rebecca'nın evi nerede olabilir ki? Herkese merhaba. Rebecca, odamda oynamak ister misin? Oda mı? Ama evin nerede ki? Peppa Rebecca'nın evini göremiyor. Bu tepe bizim evimiz. Buraya yuva deniyor. Size göstereyim. Sonra görüşürüz. Sonra görüşürüz. Hadi gelin. Bizim merdivenimiz yok. Tünellerimiz var. Vay canına. Rebecca'nın evi Peppa'nınkinden biraz farklı. Burası bizim odamız. Vay canına. Tıpkı bizim gibi bir yatağınız, camınız ve oyuncak kutunuz var. Tabii ki. Evinizi çok beğendim. Keşke bir tavşan olsaydım. Buldum. Size tavşan olmayı öğreteyim mi? İster misiniz? Evet, lütfen. Önce burnunuzu oynatıp viklemeniz gerek. İşte böyle. Vik, vik.
Çok güzel tavşan Peppa ve tavşan George. Peppa tavşan olmayı sevdi. George da tavşan olmayı sevdi. Tavşanlar havuçları sever. Nefis. Nam 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 nefis. George havuç sevmiyor. George onu denemiyor bile. O zaman bize daha çok kalır. Rebecca, tavşanlar başka ne severler? Tavşanlar hoplamayı sever. Dışarı gelin size göstereyim. Hadi hoplayalım. Vic, Vic. Tavşanlar hoplamayı sever. Vic, Vic. Çok iyi tavşanlarsınız. Yemek zamanı çocuklar. Anne ve baba tavşan yemek hazırladı. Rebecca bize tavşan olmayı öğretti. Oho, o zaman yemeği seveceksiniz. Bizim favorimiz havuç. Nefis. Nefis. George havuç yemez. Ay aksi George. Seni tavşan sanıyordum. Tavşanlar havuç sever. Marcanına George havuç yiyor. Bu da en sevdiğimiz pasta. Havuçlu pasta. Yaşasın. Havuçlu pasta. George artık tam bir tavşan oldu. Squeak, squeak.